New York'tan 150 kilometre, Washington DC'den 200 kilometre uzakta Philadelphia şehrindeyim. Az önce gözümle gördüklerime inanmak istemedim. Ve bu videoda bu görüntüleri sizlerin gözleri önüne sereceğim. Chicago'dan uzun bir yola çıktım. Buraya gelmemdeki tek sebep bu mahalleyi görebilmekti. Ama sizlerden bir ricam var. Videoları izlerken sadece böyle düşünmemenizi rica ediyorum. Gelecek yorumları tahmin ettiğim için. Amerika buradan ibaret değil, Amerika bu taraftan da ibaret değil. Önemli olan bizim o yap pozları bir toplayıp kafamızda birleştirerek güzel bir hayat çizgisi oluşturmak. Ben asıl konuşmamı videonun sonuna bırakıyorum. Şimdi arabamıza atlayalım. Görüntüleri izledikten sonra lütfen söyleyeceklerime kulak verin. Gideceğimiz bölge birazcık değil, bayağı bir sıkıntılı ama hadi o zaman arabaya atlayalım. Evet arkadaşlar, karşıdaki köprüyü görüyorsunuz. Mevzu o köprünün altında başlıyor. Bakın saat. Allah Allah. Allah Allah. Polisler dört yolda kapattı. Yürü lan. Burası Kensington Mahallesi ve şunu da söylemek istiyorum. Philadelphia'nın her yeri aynı değil. Her eyalette böyle durumlar olabiliyor. Yani her eyaletin bazı yerlerinde gerçekten girilmeyecek derecede sokaklar oluyor. Hatta ben az önce gezerken araba fiyatlarını gördüm ve ağzım açık kaldı. Az sonra oraya gidebilirsem ve arabadan inebilirsem size onları da göstereceğim. Sokaklar gerçekten leş gibi ve evler çok dar, bitişik birbirine. Yani kırmızı ışıkta duran insan sayısı bile az diyebilirim. Evet. Mevzu burada başlıyor arkadaşlar. Bakın 2500 dolara hatta adam Ford satıyormuş yan tarafta. Kendilerini pazarlayan insanlar var. Tepeden metro geçiyor. Sokakların halini görüyorsunuz. Şu sol tarafta inanılmaz fazla bir insan fazlalığı var. Ben burada kapımı kilitledim. Şimdi kamerayı görürse bu insanların nasıl tepki vereceği de belli değil. Zaten ayakta zor duruyorlar ve ölü gibiler. Dışarıda o yüzden gezmiyorum. Herhangi yanlış bir şey derlerse bana bir tane kroşe vurup bayıltmak zorunda kalırım. Yani çünkü hayatımı tehlikeye atmak istemiyorum. O yüzden arabanın içinde böyle bir video çekiyorum. Bu köprü böyle dümdüz ileriye doğru gidiyor. Bir de geriye doğru geleceğim. O tarafı da sizlere göstereceğim. Ama asıl mesele burası. Şu görmüş olduğunuz alan. Gerçekten insanlar ayakta durmakta zorlanıyor. Ve... Hatta şuradan bir sağa gireyim ben bir kere. Bir ses geldi bak. Bakın sağda ablam. Aa, dede indirmiş ablayı. Şimdi arabadan indirmiş dede. Bakın burada normal mahalle. Üst tarafa çıktık şimdi. Tehlikeli mi? Çok bir bilgim yok. Ama son 10 yılda Amerika'nın en tehlikeli yeri Chicago'ymuş. Ben de bildiğiniz üzere Chicago'da yaşıyorum. Chicago'nun güney kısmı bayağı bir sıkıntılı. Burada çok fazla çeteleşme falan var mı bilmiyorum ama yani durum gerçekten içler acısı. Şimdi ileriden bir U atacağım. O tarafı da tekrardan gidip ileriden tekrardan U atıp o tarafı göstermek istiyorum. Pislikler çok fazla videoda belli olmuyor olabilir ama Amerika'nın çoğu yerinde bu tarz pisliklerle karşılaşmanız çok zor. Tertemiz olur genelde ama maalesef çöpler havalarda uçuşuyor ve insanların durumuna baktığınızda gerçekten bitik durumdalar arkadaşlar. Yani burada yaşayan insanların taksirat denirdi herhalde. Taksiratı gerçekten çok düşük seviyede olduğunu düşünüyorum. Mesela şöyle bir ara sokağa girdim. Yolları görüyorsunuz ve evleri de görüyorsunuz, soldaki evleri. Bilmiyorum, Türkiye'den güzel görünüyor olabilir. Bizim mahallelerimiz daha pis, bizim mahallelerimiz şöyle böyle diye düşünüyor olabilirsiniz ama Amerika'da yaşıyorsanız eğer böyle düşün, yani böyle düşünemezsiniz arkadaşlar. Size buradan onu söylemek istiyorum. Bakın mesela sağ tarafa. Evlere bakın, sağdaki evlere bakın. Yani böyle bir ekonomik güce sahip bir ülkede bu şartlar altında yaşayan insanlar var ve hayatlarından memnunlar. Neden kendilerine bunu yapıyorlar? Bunu videonun ilerleyen saatlerinde, yani videonun sonunda konuşacağım arkadaşlar. Yani burada çok fazla böyle yıkık dökük araba da var. Gerçekten yani benim görürken demin ağzım açık kaldı. Şimdi izleyeceğiniz görüntülere sizler de hazır olun arkadaşlar.
Evet, mevzu başlıyor. Şu sol tarafında bir park var. Az sonra buraya döneceğim. Şimdi birazcık ileriye doğru gitmek istiyorum. Gerçekten buradaki iş yerleri falan nasıl iş yapıyor? Adamlar hala dükkanlarını çalıştırıyor. Bakın mesela ablamıza. Çok fazla da dikkat çekmemeye çalışıyorum. Zaten normal günlük hayatını yaşayan insanlar var bu sokaklardan yürüyen diyeceğim de, sokakta yürüyen böyle normal bir insan çok çok az gördüm. Evet, sol taraf bitik durumda. Az sonra oraya döneceğim. Evet, sağdaki pisliğe bakın arkadaşlar. Şu sağdaki pisliğe bakın, insanların haline. Karşı tarafta mesela Zombieland de deniyormuş buranın. Bir diğer adı ise Zombieland'miş. İnsanlar gerçekten zombi gibi yani. Gerçek hayatta The Walking Dead sahnesi gibi. 80 yaşındaki nene gibi, hatta ikiye bükülmüşler. Öyle yolun ortasında bekleyenler, sağda solda bekleyenler. Bakın sağ... Allah Allah. Allah. Yani ben dilim tutuluyor, ne diyeceğimi de bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu görüntüler karşısında pek fazla ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Evet, şimdi burada bir tane park var arkadaşlar. Park dediğim kütüphane var. Kütüphane önündeki parkta böyle bir sürü bağımlı insan oturuyor. Abi şu an solumu görseniz aklınız hayaliniz şaşar. Yani gerçekten ben bu soldan az sonra gireceğim. Ama şimdi sizleri kütüphaneye götüreceğim. O kütüphanenin önünde ya o kadar fazla insan vardı ki. Yani sol tarafım daha az önce inanılmaz derecede çöplük yuvasıydı. Sağa zaten baktığınızda yol boyunca böyle bakın. Yani yerde sürünenler. Kendini satmaya çalışanlar, abla ayakta zor duruyor gördüğünüz üzere. Yani normal elini yüzünü yıkasanız, normal sokağa salsanız normal bir insanmış gibi yani. Sağdaki ablayı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada biraz yavaşlayayım. Şimdi kütüphane etrafında bir tur atacağım. Ondan sonra da deminki sol tarafa girip araba galerisi var. Bu cadde üzerinde onu göstereceğim sizlere. Ablayı görüyorsunuz değil mi? Yere kapanmış. Yanında da bir tane abi elinde sigarayla oturuyor orada. Şimdi buradan sağa döneceğim. Sağdan bir tur daha geleceğim ama. İnanılmaz bir yer abi. Şuraya bakabilirsiniz. Çimenlere bayılanlar. Oturup kara kara düşünenler. Bu sağ tarafım kütüphane arkadaşlar. Yani böyle çimenliklere bir sürü yayılmış insanlar var. Şu sırada ise böyle bir tane kız resim çiziyordu. Elindeki kalemle böyle kutuya resim çizmeye çalışıyordu az önce gördüğümde. Abi gerçekten yani inanılmaz görüntüler ya. İnanılmaz şeyler bunlar. Bu kadar özgürlük sizce normal midir? Arkadaşlar. Peki ya bu özgürlük müdür? Burası da bölgenin diğer tarafı arkadaşlar. Yani bu üstümdeki tren yolu boydan boya upuzun gidiyor. Buranın altı boydan boya böyle bu tarz insanlarla dolu gerçekten. Sağ tarafa bak. Bakın karşıdan gelen mesela sivil polismiş arkadaşlar. Ben dörtlüyü açtım, şuraya koydum. Abi solum nedir ya? Solum nedir ya? Şuradan U atabilir miyim acaba ya? Ben şuradan bir U atacağım. Bana düdük çalıyorlar ama şurayı göstermek istiyorum sizler arkadaşlar. Şu sağıma bakın. Abi hangi tarafa gireceğimi sapıttım. Yani gerçekten her yer her yerde labirent gibi yani labirent gibi köprü altından gidiyorsunuz sanki gitmiyormuşcasınasınız. Bakın polis orada durdu. Yerde birisi yatıyordu. Polis solumda durdu arkadaşlar.
solumda durdu. Evet, 3 tane 4 tane daha polis geldi. Bakın yolu kapattı sağdaki polis. Bir tane daha polis durdu. Şey var, tren. Aha, polisler koşturuyor. Dur bakayım. Allah Allah. Polisler 4 yolda kapattı. Yürü lan. Allah Allah. Polisler koşuyor. Büyük ihtimal tramvay girişinde böyle kapılar oluyor. O kapıların alanları sıcak veya soğuk diye orada tuvaletler falan oluyorsa orayı kullanıyor. Bakın bir polis daha geliyor abi karşıdan. İnanılmaz hızlı geliyor. Yani ya birini vurdular ya bir şey oldu, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Evet, şimdi size göstermek istediğim son bir iki yer daha var böyle. Yani gerçekten içler acısı bir durum. O tarafları da gösterdikten sonra araba bayisinin üzerine doğru, araba bayisinin oraya doğru gitmek istiyorum. Bakacağım etrafta çekebileceksem eğer. Hemen inip sizlere o arabanın fiyatlarını da göstermek ve neden bu arabaların burada bu kadar ucuz olduğunu da anlatmak istiyorum. Şimdi sağıma bakar olarak gidiyorum. Abi burasıydı. Geçtik. Burasıydı. Açıkta böyle, köprü altı da değil. Bakın burada çeteler var hafiften. Bana bağırdı herhalde. Ha. Kamerayı gördüyse eğer çok büyük bir sıkıntı yapabilirler kamerayı. Evet, burada da polisler geziyor arkadaşlar. Adamın biri bayılmış. Gördüğünüz gibi normal. Polisler orada yürüyor. Önümüzdeki arabayı da adam 2700 dolara satıyor. Dükkanların çoğunun kepengi çekilmiş bir şekilde zaten görüyorsunuz. Ki normaldir yani. Burada bir işletmenin olması zaten benim anormalime geliyor gerçekten. Yani kim buradan gelip de alışveriş yapıyor abi? Evet, bu taraflar bir tık daha boş. Abi soldaki arabanın haline bakın. Öyle park yerinde duruyor. Şimdi araba fiyatlarını göstermeye gideceğim sizlere. Oradaki ufak bir dealer'a gireceğim. Bu tarafta da tek tük böyle genelde kendini pazarlayan insanlar bu taraflarda geziyor veya artık kafayı yemiş insanlar. Yine buradaki sokaklar da çok pislik. Bu arada ara sokaklara girdiğimizde hala pislik devam ediyor yani. Her yer çöp, leş gibi. Arkadaşlar, araba galerisi burada. Kapısı kapalı ama dışarıdan sizlere böyle bir iki tane fiyat gösterebilirim. Hemen hızlıca göstereceğim. Kamera çünkü sıkıntı olabilir. Şimdi hemen bir arabadan ineceğim. Sizlere şöyle. Bakın, arabanın fiyatı 4000 dolar arkadaşlar. Low mile yazıyor. Arabanın fiyatı 3500 dolar. 3000 arkada BMW var. 3700, 4500, 3000, 4000. Hemen yanında 4000 dolara yine şöyle bir araba var. Fiyatların hepsi 3000 dolar yine ileride bu şekilde. Evet, video çekerken nutkum tutuldu. Çok fazla şeyler söyleyemedim. O yüzden sizden kusura bakmayın. Yani gördüklerim karşısında gerçekten etkilendim. Çıplak gözle görünce. Ama şunun üstünü bastırarak söylemek istiyorum. Bu eyalette, bu şehirde yaşayan insanlar var ise eğer bizim şehri kötü tanıtıyorsun falan diye düşünebilirler. Bu şehrin bir bölgesi. Bu bölge gibi neredeyse her eyalette böyle çete olduğu, böyle pislik yerlerin olduğu çoğu yerler var diyeyim. Her eyalette demeyeyim de bazı eyaletlerde böyle yerler var. Bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Philadelphia Rocky'nin şehri. Ben Washington'a giderken bunu öğrendim. Rocky'nin heykeli varmış, bilseydim çok uzağa geldim yani, oraya da gidecektim ama kısaca şundan sizlere bahsetmek istiyorum. Amerika'da sağlık sistemi kötü olduğundan bu insanların dışarı gittiğini, çıktığını falan düşünebilirsiniz. Sağlık sistemi çok pahalı olduğundan falan filan. Bir tane örnek vereceğim sizlere. Massachusetts eyaletinde gelir seviyeniz belirli bir düzeyin altındaysa eğer devlet size her türlü sağlık imkanını tanıyor. Bazı özel sağlık durumları bunun içinde kapsıyor mu kapsamıyor mu bilmiyorum ve bundan kesin olarak ücret istemiyor. Ve bunu tanıyan birçok eyaletler var. Bununla mücadele etmek isteyen birçok kurumlar var. Bunun yani binlerce şey var arkadaşlar. Ama bu insanlara bazıları durmak yerine hala alttan alttan malzeme veriyor ki orada görmüş olduğunuz insanlar o durumda. Bu insanlar neden bu durumda? Bazılarının kendi tercihi, bazıları gerçekten psikolojik sorunlar yaşamış, oraya düşmüş. Burada babası belli olmayan, annesi belli olmayan o kadar fazla insan var ki yani bu konu o kadar fazla üstüne tartışılabilir bir konu ki ben ne desem burada aslında
bir sinek gibi buradan girip buradan geri çıkacak. Yani buradan bile çıkmayacak. Evet, videomuz bu şekildeydi. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten oraya sadece video çekmek için gittim. Ben yoluma devam ediyorum. Buradan Washington'a bir sonraki video inşallah Washington'da 100 dolar ile bir gün geçirmek olacak. Ve videonun içerisinde sürpriz kalacağım bir yer buldum. Özellikle onun için Washington'a uğramayı, bir de çok merak ettiğim için Washington'a gidiyorum. Oradan da aşağı tarafa doğru eğer abone olup videoları beğenirseniz neler yaptığımı, ufak Amerika turunu tamamlayabiliriz. Ben şimdi karnımı doyuracağım. Tekrardan yola çıkacağım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.